Biz neden geri dönmedik Şevval Hanımlarla? Canımız istemedi diyelim. İlla bir gerekçemiz mi olması gerekiyor? Ha, bu yani Şevval Hanım'ın bitmek tükenmek bilmeyen ricalarını sürekli yerine getirmekten bıkmanla bir alakası yok yani bu durumun. Ay. Ben Şevval Hanım'ın bitmek bilmeyen ricalarını sürekli yerine getirmek zorunda değilim. Hiçbir zaman da getirmiyorum zaten. O sadece getirdiğimi zannediyor. Patronluk taslayıp duruyor yani, o kadar. Nasıl gidelim? Buradan mı? Ha? Sen biliyorsun. Hadi gel. Şevval Hanım'ı kızdırmadık umarım. Öyle apar topar gidince. Ha yok, merak etmeyin. Halam işkoliktir. Desenize, o da benim gibi demek ki. Ben de işten başka bir şey düşünemiyorum valla. İş demişken hayırlısıyla ilk imzaları attık. Yalnız bunu burada bırakmayalım diyorum. Zaten sizi bu eve getirmemin sebebi bu. Palandöken'de bir tesis tasarlıyorum. Düşünün. Bunun gibi 30-40 tane ev. Tam ortasında ana bina. Güzel. Evet, affedersiniz. Ben... Kulağa hoş geliyor. Tabii ortak kullanım olanları çok önemli. Alo. Ne haber canım? İyi, sen nasılsın, ne yapıyorsun? İyi, hiç. Şimdi adliyeden çıktım, ofise geçeceğim. Sen ne yapıyorsun? İş işte, bildiğin gibi. Ne diyecektim? Akşamüstü beraber bir şeyler yapar mıyız? Bilemedim şimdi, işim kaçta biter. Akşama doğru tekrar konuşalım mı? Tamam. Akşamüstü haberleşiriz. Öpüyorum. Görüşürüz. O zaman biz kalkalım artık. Tabii. Otele kadar yürürüz. Ha? Oradan da biraz dinlenip yola çıkarız. Siz bilirsiniz. Ya bunu daha sık yapalım Kenan Bey. Ha? Yapalım tabii. Ben sizi çok seviyorum ya. Ya hayatımda sizin kadar eğlenceli bir... Nasıl desem? Takım. Eğlenceli bir takım görmedim. Sağ olun. Buyurun Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Buyurun. Sizinle de görüşemedik cenazeden sonra. Evet, görüşemedik. Olmadı. Vallahi çok isterim annemle anılarınızı dinlemek. Kim bilir neler neler vardır. Olmaz mı? Olmaz mı? Bir gün misafir edeyim sizi. Müsait olduğunuz zamanı bana söyleyin, ben sizi alırım. İnşallah kısmet. Buyurun, buyurun. Hava böyle bir daha da soğumadı mı sanki ya? Araç mı çağırsaydık otelden? Ya ne gerek var araca? İşte bak ne güzel açık hava. Böyle doğanın içine giriyoruz. Şimdi araç çağırsan zaten yine aynı süre yani, aynı zaman. Bana bugün yeterince yürümüşüz gibi geliyor. Hayır, karanlığa kalacağız. Ya kalalım, ne olacak? Korkuyorum. İnsan korkularının üstüne gitmeli biraz. Sen öyle mi yapıyorsun yani? Korkuların üstüne mi gidiyorsun? Yani işte elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Yani artık gidiyorum diyelim. Peki. Yalnız... Lütfen telefonumuzun çektiğinden emin olalım Kenan Beyciğim. Çünkü burada kaybolursak buradan bizi ben bile çıkaramam. Sen merak etme, ben yolu biliyorum. Şu taraftan. Telefona gerek yok.